Ve bütün geçmiş dinlerden de biliyoruz. Şimdi güneş deyince biz neyi kastediyorsun demiyoruz. Güneş, havadaki güneş işte. Rükûnun ne olduğunu Allah bize binlerce yıldan beri anlatmış. Arapçada rükû denince herkes bilir. Yok o anlama gelmiyor, bu anlama öyle bir şey yok. Ve Kur'an'da defaatle vurgulanıyor. Bir kere iki kere değil. Ve diğer olaylarda da ayrıca vurgulanıyor. Yani bu adamlara cevap vereyim mi, vermeyeyim mi cevap bilmiyorum ki. Yani bunlar neyin nesidir ya? Bunlar kaynıyor yani. Bir de bakıyorsun adamlar trene binmiş geziyorlar yani. Bu da onların takımdan falan mı acaba ya? Bir araştırsak. İllet oldum ya. Evet dinliyorum. Ülkemizdeki siyasi oyunlara karşı gençlerimizi nasıl yönlendirelim? Sen ne efendisin, ne kadar aklı başında delikanlısın. Bir de hepsi sakallı çocuklar maşallah. Gençlerde sakal moda. Çok da yakışıyor hepsine. Moda derken tabii peygamberimizde de özendiklerinden. Evet. Ben böyle saygılı efendi olmanı çok güzel buldum. Hepiniz öylesiniz maşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Bugün İstinye'deydim. Bayağı alışveriş yaptım yine. En az 70'e yakın kişi resim çektirmiştir. En az. Kitapçıda izdiham oldu artık yani. Ayakta kitaba bakacak durumum kalmadı. Başka bir mağazada da yine izdiham oldu böyle. Yürümek falan mümkün yok. Çok seviyorlar maşallah. Ben de onları çok seviyorum. Bazen utanıyor. Utanıp gelemeyenler çok oluyor böyle. Elinde fotoğraf makinesi bekliyor. Utanıyor. Bizim koruma tabir eden kardeşler böyle ejderha gibi tipler. Yani hakikaten bakan titrer yani bir acayip. Ya onlar çok iyi insanlar. Hiç kimse çekinmesin. İstedikleri gibi gelebilirler. İstedikleri gibi resim çektirebilirler. Bana da hiç zahmet falan da olmaz. Çok da hoşuma gider. Onur duyarım, şeref duyarım. Sakın gönüllerini öyle fütur etmesinler, fütur duymasınlar. Genel ondan da yakınıyorlar. Hocam diyor siz yorulmuyoruz işte zamanımızı alıyoruz. Ne münasebet sevgidir o bir muhabbettir. Gayet makul. Ona insan 5 saat bile ayırır. Hiçbir şey olmaz. Bir de o adamların izbandut gibi olması hiç onları tedirgin etmesin. Ondan sonra pala bıyıklı falan onlar. Onların hepsi kuzu gibidir. Güzel huyludur. İstedikleri gibi gelebilirler. İstedikleri gibi konuşabilirler. Hepsini çok seviyorum. Hep modern gençler, hep aydın maşallah aklı başına. Ve çok sevgi dolular. Nezaketleri, sevgileri çok güzel. Allah sayılarını artırsın. Hep aydın aklı başında. Gençlik muhteşem, yeni gençlik. Benim yakışıklımı ben bir daha dinleyeyim. Ülkemizdeki siyasi oyunlara karşı gençlerimizi nasıl yönlendirelim? Yakışıklım siyasi oyunlar nasıl oluyor? Şimdi onu tam çıkaramıyorum. Yani siyasi çekişmeler mi kastediyor yoksa görünmedik siyasi oyunlar, İngilizlerin devletin oyunlarını mı kastediyor acaba? Nasıl anlaşılabilir? Efendim? Ama şimdi oyun deyince en çok akla İngilizlerin devletinin yaptığı siyasi manevralar, oyunlar akla gelebilir. İşte onları kitapla, dergiyle, yazıyla, halkı aydınlatarak işte televizyondaki konuşmalarımızla uyarıyoruz. Zaten adamlar delirdi. İngiltere'den akın akın İngilizlerin devletinin adamlarını gönderiyorlar. Akın akın istihbaratçıları gönderiyorlar. İşte ana noktaları tutuklayın, kimi hapse atın, kitaplarını toplatın, televizyon kapatılsın falan. Yani herhalde telaştan biraz agoni hale oluştu anladığım kadarıyla. Siyasi oyunlara karşı en güzel şey akılcı tedbirler alıp gençliğimizi bilinçlendirmek, eğitmek. Siyasilerimiz çok iyi oldu. Mesela İngilizlerin devletine karşı şu an siyasetçilerimiz müthiş. Bayağı eğitimliler. Hükümet çok iyi farkında. Tayyip Hoca bak her gün ejderha diyor. İngilizlerin devletinin sembolünden bahsediyor doğrudan. Hiçbir şey olmaz mı millete? Ayrıca onu söyleyeyim. İngilizlerin devleti falan. Ben bunları hükmen söylüyorum.
hiçbir halt edemezler. Hiçbir şey yapamadı. Yani kesin muzaffer olacağız. Kesin kazanacağız. Ben ibadet olduğu için bunları söylüyorum. Yani tehlikeler falan ibadet olduğu için söylüyorum. Hiçbir şey yapamazlar. Mümkünü yok. Kaderde kesin hakimiz. Münafık şu bu falan. İsterse de tavana uhuyla yapışsın. Ne yaparsa yapsın hiç. Buzdolabına ele geçirmiş bir sevimli var. Evet. Bir daha bakayım. Yusuf Ozan Demir. Bu benli Yusuf mu? Evet. 4 Mart 2018 Akit TV Sabah. Ya bunlar